Evet sevgili arkadaşlar, Yakışıklı Sorular serisinde bugün kendi sıktığım bir soruyu sizlere paylaştım. Aslında soru değil, anket sorusuydu. Tabii yakışıklıdan öte biraz çeldirici bir soru. Fazla yakışıklı bu da. Ama öğrendikten sonra bir daha asla düşmeyeceğiniz bir tuzak bu. Bu tuzağa ilk defa benimle düşenleriniz varsa sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi sorumuz şu. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C. Genotipli bir bireyden. Bir mayozda, hatta şöyle diyelim, bir mayozda, yani bir tane mayozda en fazla 8 çeşit gamet oluşabilir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani kalıtımın en basit konusu gamet çeşidi bulma. Şimdi diyeceksiniz ki 2 üzeri n, işte heterozigot karakter sayısı, 1 heterozigot karakter, 2 heterozigot karakter, 3 heterozigot karakter. 2 üzeri 3'ten 8 hocam diyeceksiniz. Ve %72'niz buna doğru demiş arkadaşlar. Yani gülüyorum ama dalga geçtiğimizi düşünmeyin yani, sakın ha. Ben asla sizle dalga geçmem arkadaşlar. Yani öyle bir şey yapar mıyım hiç? Yanlış arkadaşlar, doğru değil yani bu. Neden değil? Sevgili arkadaşlar, bir mayozda mesela 2 N kromozomlu bir hücre, ana hücre, üreme ana hücresi. Üreme ana hücresi. İşte megaspor ana hücresi, mikrospor ana hücresi, sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi. Sevgili arkadaşlar, bu hücreden bir mayozda kaç hücre oluşabilir? 1, 2, 3, 4. Bizim 4 tane hücreye 8 çeşit sığdırabilme ihtimalimiz yok. 4 tane hücreye en fazla 4 çeşit sığdırabiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu genotipli bir bireyden bir mayozda en fazla 4 çeşit gamet oluşur ve bu önerme maalesef yanlıştır arkadaşlar. 128'lik kesimi şimdilik tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.